Asteroid Bennu. Bu ismi son zamanlarda çok fazla duyduğunuza eminim ancak her ne kadar çok duyarsanız duyun, bu asteroidin bilim dünyasına kazandırdıkları yanında az kalacaktır. Başlıkta da bahsettiğim gibi bu göktaşından alınan parçalar başarıyla dünyaya indirildi. Ancak bunu bu kadar önemli yapan neydi? Bunu daha iyi anlamamız için öncelikle NASA'nın OSIRIS-REx adı verilen bu görevi neden başlattığını bilmemiz gerekiyor. Bennu, 1999 yılında keşfedildikten ve üzerinde araştırmalar yaptıktan sonra dünya için tehlikeli kategorisine konulmuş büyük bir göktaşıdır. Yani bu göktaşının yörüngesi gereği dünyaya çarpma ihtimali vardır. Ancak detaylı ve uzun soluklu araştırmalar bu ihtimalin çok yüksek olmadığını ortaya çıkarmış olsa da bu göktaşının büyüklüğü ve yaşından dolayı ilgi gün geçtikçe artmıştır. Yapılan araştırmalarda Bennu'nun Güneş sisteminin ilk 10 milyon yılı içerisinde oluşmuş bir cisim olduğu ve sahip olduğu kaya parçalarıyla Güneş sisteminin ilk dönemine ışık tutabileceği anlaşılmıştır. Bunun üzerine NASA OSIRIS-REx adı verilen programı gündemine almıştır. Bu programa göre oluşturulacak bir uzay sondası yaklaşık 2 yıl süren yolculuk sonrasında Bennu'ya ulaşacak, daha sonra üzerine iniş yaparak numuneler toplayacak ve sonra Dünya'ya geri dönecektir. Bennu, yapısı gereği Moloz yığını adı verilen ve kayaçlardan oluşan bir göktaşıdır. Oluşma şekli ve yörüngesi incelendiğinde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağından yola çıkmış ve kendinden çok daha büyük bir göktaşının parçalanması sonucu ortaya çıkan Moloz yığınlarının kütle çekim etkisiyle birbirine yaklaşması ve birbirine tutunması sonucu oluşmuştur. Bu nedenle eğer Bennu çevresinde daha hızlı dönmeye başlarsa bu kayalar birbirinden ayrılıp dağılabilir. Ancak bu yaklaşık 4,5 milyar yıldır olmamıştır. 2016 yılında fırlatılan OSIRIS-REx sondası yaklaşık 2 yıllık yolculuğun ardından göktaşına ulaşmış ve göktaşının yörüngesinde yaklaşık 2 sene araştırma yapıp 2 yıl sonra yani 2020 yılında göktaşının yüzeyine inip numune toplamıştır. 250 gram civarında olan bu numuneyi uygun şekilde muhafaza edip yaklaşık 2 yıl süren bir yolculuğun ardından Dünya'ya 101 bin kilometre mesafede Dünya'ya doğru fırlatmıştır ve uzaklaşmaya devam etmiştir. İçinde numune bulunan kapsül yaklaşık saatte 43 bin kilometre hızla giden uzay sondasından fırlatıldıktan sonra Dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak ve sıcaklığı 2700 santigrat dereceye kadar çıkacaktır. Yeryüzüne uygun mesafede paraşütü açılacak olan kapsül düzenli şekilde Dünya'ya iniş yapacaktır. Program tam olarak böyle hesaplanmış ve uygulamaya konulmuştu. Ancak her şey planlandığı gibi mi gitti? Yaklaşık 20 yıldır proje üzerine çalışan ve Arizona Üniversitesi'nde görev alan Dante Loretta, iniş sonrası düzenlenen basın toplantısında iniş anına dair şunları kaydetti. Kelimenin tam anlamıyla gözyaşlarına boğuldum. Muhtemelen şu anda bunu düşünerek ağlayacağım. Çünkü o an eve ulaştığımızı anladığım andı. Tüm enerjimi ve irademi bu işi başarıya ulaştırmak için harcadım. Paraşütün açıldığı an her şeyin sona erdiğini biliyordum. O andan itibaren yaşanabilecek hiçbir sürpriz kalmamıştı. Çok büyük bir rahatlama, minnettarlık, gurur, huşu, kendimi gerçekten rüya görmediğime ikna etmeye çalıştım. Paraşütün açıldığını, kapsülün aşağı indiğini ve bilim hazinesini aldığımızı görmek. İnişin ardından kapsülün sağlam olduğu ve içerisinde herhangi bir dünyevi maddenin karışmadığı onaylandı. Akabinde bir helikopter kapsülü Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde yer alan laboratuvara götürmek üzere yola çıktı. Loretta sözlerine şöyle devam etti. Bugün benim için neredeyse 20 yıllık bir maceranın sonuna geldik. Ana paraşütün açılmasını beklerken nabzım çok hızlı atıyordu. Ve işe yaradı. Hem de olağanüstü iyi bir şekilde. Vay be, inişi gerçekleştirdik. Apollo'nun Ay programından bu yana
bir Amerikan uzay aracı tarafından dünyaya getirilen en büyük dünya dışı materyal koleksiyonu olan Bennu örnekleri 4,5 milyar yıl önce Güneş'i ve gezegenleri oluşturan ham maddeyi temsil ediyor. Loretta daha önce yaptığı açıklamada Bennu'nun önemine şu sözlerle dikkat çekmişti. Güneş sisteminin şafağına geri dönüyoruz. Dünyanın neden yaşanabilir bir dünya olduğuna, okyanuslara ve koruyucu bir atmosfere sahip uzaydaki bu nadir mücevher olduğuna dair ipuçları arıyoruz. Tüm bu örneklerin gezegen sistemimizin oluşumunun çok erken dönemlerinde karbon zengini bu asteroidler tarafından dünyaya getirildiğini düşünüyoruz. Ve tabii ki en büyük soru ki, benim de bilimsel araştırmalarımı yönlendiren sorudur bu, yaşamın kökeni. Yaşam nedir, nasıl ortaya çıkmıştı ve neden dünyada ortaya çıktı? Bu tür bir malzemeyi belki de bu asteroidlerin dünya tarihinin başlangıcında taşıdıkları yaşam tohumlarının temsilcilerini geri getirdiğimize inanıyoruz. Şimdi baktığımız zaman insanlık tarihinde bu denli önemli bir olaya şahitlik yapmış olmamız son derece hayranlık uyandırıcı. İşin özünde uzaya gönderdiğimiz bir araç bir göktaşından başarılı şekilde numune toplayıp dünyaya geri dönüyor ve dünyaya en yakın konumda numune kapsülünü dünyaya doğru fırlatıyor. Bu gerçekten inanılmaz. Bu arada şuna da değinmeden geçmemek lazım. Bennu gibi göktaşlarının kıymetli madenleri bünyelerinde bulundurmaları da yüksek ihtimalli bir araştırmadır. Altın, gümüş gibi kıymetli madenleri bahsedildiği gibi bünyelerinde barındırıp barındırmadıkları da yine bu numunelerle araştırılabilir. İleriye dönük uzay madenciliği hakkında bu numuneler insanlığa ışık tutacaktır. Toplanan numunelerin yaklaşık %70'i Amerika'da kalacaktır ve diğer %30'luk kısmı dünyadaki çeşitli uzay araştırma merkezlerine dağıtılacaktır. Bu arada numune kapsülünü dünyaya fırlattıktan sonra OSIRIS-REx sondasına ne olduğunu merak edenlerden misiniz? NASA bu sondanın görevini uzatarak potansiyel olarak zehirli olan Opacis göktaşına doğru yönlendirmiştir. Bu göktaşına 2029 yılında ulaşacak olan sondanın görevi hakkında şu an için çok fazla detay bulunmamaktadır. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar sabredip videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.